Yani Bak Beşiktaş'ta çok belirsizlikler de var. Bir tek bir şey var. Hasan Arat ve ekibi yoğun çalışıyorlar. Biliyorlar ki 14 ay sonra yapılacak seçim var. Ve bu seçimde yeniden aday olabilmeleri için, daha güçlü girip girip kazanabilmeleri için bu 3 aylık virajı çok iyi almaları lazım. Hem başarılı virajda hem hızlı girecekler, hem viraj iyi dönecekler, hem doğru hoca tercihi yapacaklar. Bir de tartışmaların dışında bir hoca bulmaları lazım. Fatih abi hoş geldin. Hoş bulduk Hüseyin. Nasılsın? Ee, i̇yiyiz. Nasıl geçiyor yoğun. futbol gündemi? Ee, yani bitiyor diye seviniyoruz artık. Tabi bitiyor da daha yeni yıl yeni heyecanlar. Beşiktaş'ı konuşalım istersen abi bugün. Konuşalım. Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Ee, hiç hatırlanmak isten, istenmeyecek bir sezon geçirdi. Ee, yeni sezona bakıyor artık. İki hedef kaldı. Birincisi Türkiye kupası. İkincisi de yeni hoca, yeni kadro, yeni sezonda şampiyonluk yarışına e, katılmak Beşiktaş'ların e, umudu bu yönde. Çok isim dolaşıyor ee, Hasan Arat Almanya'ya gitti Hansi Filik'te görüştüğü söylendi Nuri Şahin'le görüştü ee, her hocayla görüşüyoruz dedi aslında isimler üzerinden tek tek hı hı. E, durmadı ama her hocayla görüşüyoruz dedi. Yine Şenol Güneş'in adı geçiyor Sergen Yalçın doğal aday ee, Beşiktaş'ta neler oluyor ee, favori kim kim gelecek sence? Ee, bize bir özetler misin Beşiktaş'ın son durumunu? Hem bu kadar soru sor. Soru bile bir buçuk dakika ama cevaplar kısa olsun. Beşiktaş'ın durumu karışık olunca soru çok, da uzun Evet çok ya. çok konu var, çok soru var. Haklısın. Öncelikle info yatırıma e, bir daha teşekkür edelim. E, şöyle e, Beşiktaş'ta e, hedef şu anda ne teknik direktör birinci hedef ne de başka bir şey. Şu anda Beşiktaş'ta tek hedef Avrupa'ya gitmek. Bunun yolu da en yakın çıkış kapısı da. Ziraat Türkiye Kupasını kazanmak, ankara maçıyla yarı finalde berabere kaldı. Şimdi revanşında oradan yükselip yani maçı kazanıp finale çıkmak, finalden sonra da kupaya uzanmak ve bütün stratejiler Ziraat Türkiye Kupasını almaya yönelik gelişiyor. Yani nedir bu? İşte teknik direktör arayışları yapılıyor. Aman Ziraat Türkiye Kupası öncesinde. E, somut bir hamle yapmayalım. Çalışmaları genel olarak sürdürelim. E, aman takım motivasyonu olmasın. Gelen oyuncular, giden oyuncularla gündem yapmayalım. Tamamen Ziraat Türkiye Kupası'nı alalım. E, bütün e, süreç buraya gelmiş durumda. Sadece bir kupayı kazanmak değil tabii. Yani kupa işte bu kupayı defaatle kazandı. Birçok kupa kazandı. Ama Avrupa'ya çıkış kapısı olduğu için camianın belki de bir tesellisi olacak. Çünkü çok kötü bir sezon geçirildi. Beklentilerin çok gerisinde. Yani bu puan farkları sadece Beşiktaş'la ilgili değil tabii. Fenerbahçe Galatasaray rekabetinde bu kadar geride kalmasının birçok tatlı tatsız faktör var. Dış faktörler de var ama Beşiktaş'ı ilgilendiren, Beşiktaş'ın yönü bakan daha büyüğünü yapılan bir süreci de var. Ve bu sürece iyi bir ders çıkartılacağını düşünüyorum. Ve bu süreçler Beşiktaş'a adına bize bir bilgi veriyor. Çok ciddi bir bir rotasyona ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Beş teknik direktör değişikliği oldu bu süreç içerisinde kısa vadede. Şimdi bu kadar hocanın değiştiği bir ortamda sen istikrarlı bir takım, istikrarlı bir performans bekleyemezsin. Demek ki bir başarısızlık söz konusu. E Şenol Güneş'in ayrılışıyla başladı süreç. Arkasından Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz, Serdar Topraktepe, arada e, Santos ve tekrar Serdar Topraktepe. Yani şimdi bu kadar değişim varsa bir yerde zaten futbol takımı başarılı demek ya da başarı e, Başarılı olsa az, bu kadar değil. Olmazsa, olmaz. Az başarılı bile değil yani. Çok çok başarısız bir dönem. Ve Beşiktaş camiasının da, Beşiktaş taraftarının da bu tabloyu son 3 yıllık Kasım, Aralık ayında e, kaybedilen şampiyonluk yarıştan kopmanın olduğu bir ortamda hiç kimse kalkıp şey demesin yani e, ya Beşiktaş e, iyi gidiyor falan demesin. Beşiktaş iyi gitmiyor. Hiç kimseyi de bunun normal bir şeymiş gibi göstermek mümkün değil. Ee, gösterenlere de ben şahsen şaşırıyorum. Tepki de gösteriyorum yani. Bu kadar her şey kötüyken normal bir iş gibi değil. Yani zira Türkiye Kupası'nı Beşiktaş kazansa da evet bir başarıdır ama genel fotoğrafı kurtaracak bir süreç değildir. Beşiktaş e, son 3 yıldır Kasım Aralık ayında e, ditten kopuyorsa, bu burada büyük bir sorun vardır ve bu sorunun bir an önce e, çözülmesi lazım. Onun için gerekli adımlar atılması lazım. İyi bir hocaya ihtiyaç var ve iyi bir takıma ihtiyaç var. E, hocaları tek tek tüketen sistem, anlayış yeni gelen hoca iyi de olsa onu da tüketebilir. O yüzden takımda ciddi bir e, toparlanmaya ve takviye ihtiyaç var. Yeni bir heyecana ihtiyaç var. Bazen e, eğer bir şeyi tedavi edemiyorsanız kesip atmanız lazım. Beşiktaş öyle bir dönem yaşıyor. Ve e, zamanda sınırlı. Yani sadece bu süreç değil. Örneğin Galatasaray'da Dursun Özbek e, yeniden aday oldu. E, iki i̇ki yıl daha göreve gelecek. E, ve şampiyon oldu. iki yıl şampiyon olmuş ya da şampiyonluk yarış içinde olmuş. Sürekli içinde olmuş bir e, kulübün başkanı olarak. Güçlü bir kadroya sahip, hazır bir kadroya sahip. İyi bir teknik başkan olarak seçime giriyor. Beşiktaş'ta ise 15 ay sonra Hasan Arat'ın ee, Sayın Hasan Arat'ın seçimi var ve ortada düzeltilmesi gereken bir takım, Bulunması gereken bir teknik adam ve e, ihtiyaç olan, morali ihtiyaç olan bir camiye, moral siyamiye kim bulacak abi? Şu anda favori kim? Ya yani Şenol Güneş dedin, yani Şenol Güneş, e, Sergen Yalçın, Nuri benim gördüğüm, yani Şahin. okuduğum. En yakın Nuri Şahin ya da en ciddi Nuri görüşülüyor gibi görünüyor. Ama Yok tabii... değil değil listede hepsi var. Hepsi düşünülüyor ama yabancılar da var. Geçen seneden kalan yabancı Hans Filik ile ilgili olmadığını bir ay önce de söylemiştik. Maliyet yani çok... Çok... Maliyetten ziyade başka hedefleri planları da var. Yani o fasla hiç geçemedi Beşiktaş. Hmm. Beş ay önce de görüşmüştü. Ben bu süreç içerisinde yani Şenol Güneş çok isteyen bir grup var. Sergen Yalçın isteyen var. Burada da bir ayrışma var. Ama Sergen Yalçın da Spor'a devam etmeyecek. Yani onun da bir Beşiktaş'la alakası olur mu sence? Ya, e, yani devam etmeyecek olması. Bir mi? beklenti içerisinde tabii ki Beşiktaş'ta gündemi var ama sana şunu söyleyeyim. Kaç tane hoca demin not almıştım ee, şeylerle alakalı. Ee, bu sene giden e, hocalarla alakalı. Bir 25 hoca falan ee, Şöyle yani. e, en çok hoca değişikliğinin olduğu sezon 2020 2021 sezonu 40 hoca. Ee, bu sezonda 26 hocayla 2023-24 sezon 26 hocayla rekor kırdı. Belki bu sayı sezon sonu belki 28 olacak, 30 olacak. Belki de yeni sezona yazacağız, bu sezona yazacağız ama bu sezon performansı olduğu için 30 yani 40-30, 30 hoca değişikliği 20 takımın ligin olduğu yerde çok anormal bir rakam. Ya Türk bolunun, biraz arttırdı bırak. Tabii Beşiktaş'ın Türk futbolunun geldiği durum ortası. Yani futbolumuzun özeti bu. Yani bu kadar hoca değişikliği iyi yönetilemediğinin de göstergesi. İşte son haftalardaki şoklamalar falan yapıyor hocalar memnun falan. Bunlar da etkiliyor ama şunu söylemeniz Beşiktaş'ın eee yani Sergen Yalçın, eee Şenol Hoca, Nuri Şahin bu isimler var gündemde ama yeni 4-5 tane daha böyle e, sezon ortasında görüşmeyelim diyen ama sezon sonu gelin görüşelim diyen bazı hocalar var. O hocalara yoğunlaştıklarını düşünüyorum. Oralardan sekerse bu tarafa dönebilir. Sonuçta başkan Hasan Altay Sayın sanat diyecek yabancı ki yabancı mı bu isimler? Çünkü yabancılı isim. pek alternatif kalmıyor. Yabancı için. isim bunlar. Alternatif. Yabancı isimler üzerinde yoğunlaşacaklar. Oradan döner buraya başkan sonunda işte e, biz diyebilir yani bir gün e, yurt dışındaki hocalar olmayabilir ya da e, şartları istediği kıvama gelmeyebilir. Görüşmeler yapılır. Biliyorsun bu işler böyledir. Yani e, bu transfer hoca getirmek sadece para ilgili bir şey değil. Avrupa'nız olacak elinizde. E, hoca e, işte hayalleri, idealleri var. İspanya'dan, İngiltere'den teklif bekliyorsa gelmez hoca. Şimdi hans filiyi neyle ikna edeceksin? Yani elinde bir takım materyal, mesela Şampiyonlar Ligi'ne gitse, iyi bütçe versen, iyi bir takımın olsa, şampiyon olmuş bir kadron olsa hocaların gelişi çok daha kolay olabilir. E, ee, o yüzden e, Sergen Hoca boşa çıkıyor. E, Sergen Hoca da gündemde masada. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Yani geçmişle ilgili atıyorum Nuri Şahin dediğinde de tepki gösterecek insanlar oluşuyor. Nuri Sergen Şahin Hoca da oluyor, sence kimin fikri yönetimde? Başkanın mı yoksa? Yok yönetim içerisinde. Bay, mı? Futbolu, mı? futbolu direkt e, yani öyle isim bunun ismi falan diye bir ayrım yok ama orada tek tek şu şu öyle bir değil. Ama farklı isimlerin toplantılarda söylendiğini biliyoruz. Ama mesela sportif direktör arayışının Samet Aybaba'nın fikri olmadığını biliyorum. Yani Beşiktaş'ta sportif direktör varken e, isimler çıktı işte. Sportif direktör adayları e, gündeme geldi. E, Samet Hoca'ya sorduk. Samet Hoca dedi ki benim bu işten haberim yok. Tepkisinin ne olacağını bilmiyoruz çünkü... Afaki şeyler üzerine e, hoca da bizler de e, konuşmayacağımız için Samet Aybaba'nın şimdiye kadar hani o göreve gelse yeni bir sportif direktör Samet Aybaba bunu kabul eder mi? Altyapıya döner mi? Şimdiye kadar altyapıda hiçbir takımla anlaşmadı Samet Hoca çalışmadı yani e, altyapıcı da değil bu anlamda e, total bir e, sportif direktörlük yönetimini benimsiyor o zaman başka bir değişimden bahsedebiliriz. Yani bak Beşiktaş'ta çok belirsizlikler de var. Bir tek bir şey var. Hasan Arat ve ekibi, Sayın Hasan Arat, Sayın Başkan ve ekibi inanılmaz yoğun çalışıyorlar. Biliyorlar ki 14 ay sonra yapılacak seçim var. Ve bu seçimde yeniden aday olabilmeleri için, daha güçlü girip girip kazanabilmeleri için e, bu 3 aylık virajı çok iyi almaları lazım. Hem başarılı virajda hem hızlı girecekler, hem viraj iyi dönecekler, hem doğru hoca tercihi yapacaklar. Bir de tartışmaların dışında bir hoca bulmaları lazım. Mesela e, ee, Şenol Hoca başarılı, gelirse başarılı olma ihtimali var mı? Var. Sergen Hoca'nın başarılı olma ihtimali mi var? Var. Nuri Hoca'nın var mı? Var. Ama bu hocaların Sen daha çok e, camiada yabancı tartışma ve güçlü bir karakter mi olmasını yani e, olması gerektiğini. Dediğin gibi Şenol Güneş'in başarısız bir dönemi var. İlk başarısızlıkta neden geldi denilecek gibi görünüyor. Sergen Yalçın için aynı. Nuri Şahin için Beşiktaş Kalibresinde olup olmadığı henüz belli değil. Yani orada kendi rüştünü ispat etmiş bir hoca değil henüz. Yani burada bir tartışma konusu var, olabilir. Var tabi camianın zamana zamana zamansız şu anda zamana ihtiyacı var ama süresi yok zamanı yok yönetimin. Ee, ne yapacaksınız bir çerçevenin Beşiktaş adına çizilmesi lazım ki biz bu çerçeveyi görelim ona göre yorum yapalım. Ne istiyor Beşiktaş? Beşiktaş 100 metre mi koşmak istiyor? 400 x 4 x 400 mü? yarım maraton mu? Tam maraton mu? Yani bunun bir karar verme ve bunu hangi hocayla yapacaksınız? Onu görmemiz gerekiyor. Ben diyorum ki Bence Hasan Arat 100 metre koşamazsa seçimde çok şansı yok. Yani o işte o başarı hangisini yapacak? 100 metre koşma e, süreci nereye bağlanacak? Mesela sen diyebiliriz, ben derim ki Şenol Güneş gelsin başarılı olur. Sen de dersin ki ya Şenol e, gelmişti niye gitti o zaman İstifa etti gitti? Bu takımın kuruluşunda o transferlerinde hocanın da payı var dersin. Ben Sergen Hoca gelsin Beşiktaş'ın başına e, çok iyi olur e, ruhu toparlar kısa vadede toparlar derim. Sen de dersin ki ya 14 kişiyle şampiyon yaptı ama daha sonrasında 6 yıl tane yıldız alındı, 22 tane iyi oyuncuyla da istifa edip ben bu işi yapamıyorum diyerek gitti diyebilirsin. Yani bu camiada de tartışılar için söylüyorum. Nuri Şahin'i ben gelecek adına proje anlamında gerçekten potansiyeli, 5 dil bilmesi, eğitimi, kalitesi uzun vadeli projenin içerisinde gerçekten Nuri Şahin çok başarılı olabilir derim. Ben Ama Türkiye sen de dersin ki başka bir şey olur. projelerin çok tutacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe Ali Koç geldi de koku için aynısını yaptı. Hollanda modeli getireceğiz, altyapıdan bunu çıkaracağız. Yani 8-9 hafta başarısız sonuç aldım mı gönderiliyor. Komali modeli de tutmadı mesela. Yani şimdi mesela Beşiktaş yönetimi yabancı bir sportif direktör alıyorsa, Komali gibi bir şey yapacaksa acaba fena, şu soruyu sormak lazım. Komali modelini biliyorsunuz. Başarılı olamadı. Tutmadı. Fenerbahçe tekrar fabrika ayarlarına yıldız transfer modeline döndü. E, günlük takım kurup yıllık takım kurup ona döndü. Beşiktaş'ın sistemi ne olacak? Modeli ne olacak? Bunların e, anlatılması lazım bence kamuoyuna. Ve ben diyorum ki bu isimler içerisinde geçen sefer ismi gündeme de geldiği için söyleyeceğim e, kapısı çalındı hayır ben memnunum Arabistan'da dedi bu kent takımından da ekonomi şartlarından da düşünmüyorum dedi Türkiye'yi dedi ondan sonra Beşiktaş'a dedi e, ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti Sileven Bilic. Sileven Bilic'in Beşiktaş'tan evet şampiyonluk yaşatmadı ama bir dokusu iyiydi. Bir futbolcu iletişimiydi, medya iletişimiydi. E, futbolun ruhunu biliyordu ve ondan sonra Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra çok iyi işler yaptı gitti yerlerde. Hem para kazandı ama çok kariyerini çok da geliştirdi tecrübe olarak. Bilic denenmiş hocalar kategorisine girmeyecek girmez mi? Girmez. O günkü şartlar, şampiyonluğun niye kaybettirildiği Akisar maçıyla başlar anlatırım. Başka bir şeyden çıkabiliriz ama Bilic'in e, futbolcu psikolojisi ve ülke şartlarını anlayıp adapte olabilecek. Çünkü süreniz az ya. Hani 3 yıllık bir süreniz yok. Bilic'e de 3 yıllık bir projede proje de vermeyeceksiniz. En fazla 1,5 yıllık ya da 15 aylık bir süreç. Bence Hasan Arat'ın 6-7 aylık süresi var. Yani yeni sezon başlar. Kasım aralığa kadar Hı. Beşiktaş belli bir başarı en azından Süre derken... şampiyonluk yarışında ya sıkıntı yaşar bence. Çünkü iyi bir başlangıç yapamadı yönetim olarak. Şimdi üstüne bir de hocalar değişiyor, yeni hoca bulacak, yeni kadro kuracak. Önümüzdeki yılın devre arasına kadar 6 Beşiktaş ay süresi var dersen bir kere olağanüstü kongre değil, normal kongreye dönüyor. Zaten öyle de yapsa bu dönemi Sayın Hasan Sarı yönetiminin hoca tercihinin bu aradaki gerçek transfer döneminde. Birinde biraz aceleci olmuştu. Transferlerin takımı kurmasının başarılı olamayacağını e, iddia ediyor olman lazım. Yok olamazsa diyorum. Ha olamazsa. Tabii ki olamazsa. Yani bence bu son şansı gibi. Çünkü evet. öbür seçimde büyük sıkıntı yaşayabilir. Kesinlikle öyle. Ama e, yani şimdiden niyet okumak değil. E, Yok niyet okumuyorum yani, da hani başarısız olursa kredisini tüketir en azından. Evet son viraj dedik ya hani son viraj gibi gözüküyor. E, o da onun bilincinde olduğunu düşünüyorum. Sayın Başkan'ın da bilincinde olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş çok tartışılmayan iyi bir hoca almak ve en azından takımda 4-5 tane iyi oyuncu transfer etmek ve de yerli havuzunu, yerli oyuncu kalitesini artırmak zorunda. O yüzden mesela ben Cenk Tosun, Salih özellikle, Salih'e ve Cenk'in yerli noktasında kaliteli oyuncular olduğunu, eğer... Bu oyuncunun ikisiyle de imza atılmayacaksa ee, onların yerine hangi maliyette kaç maliyette hangi oyuncular alınacağını da görmemiz lazım. İşte maliyetinden kaçıyorsunuz oyuncu oluyorsunuz. Ya da performansların etkilediği için ama öbür taraftan e, yeni alacağınız daha maliyetli yani, ya, da yani. ya da daha vasat oyuncu alırsanız ne olacak? Yani o yüzden ben bir oyuncu gitmeden önce ben Cenk milli takım oyuncusu, Salih milli takım oyuncusu. Bu oyuncuların da oynama verimli olma şeyleri var. E, bu sürece öyle bakıyorum. Ee, çok zor bir süreç. Beşiktaş'ın asla kolay bir süreç değil. Yönetim içinde bir süreç var. Beşiktaş camiası da şu anda Sayın Hasan Alat'a bu desteği vermiş durumda. Ee, bekliyor yani. Bu son dönemeci, son transfer şeyi. İlk, işte ilk defa gerçek manada yaz döneminde transfer yapacak. Önünde yeterli zaman var. Ee, hoca seçmek için doğru zaman var. İyi oyuncular almak için doğru zamanı var. Yeter kadar zaman var. Yani mazeret yok. Şey var. Ve buradaki tek kıstas şu. Sizin Beştaş Başkanı ve yönetimi olarak bu süreçte yaptığınız hamleler, doğru transferler, takımınza dokunuşlarınız sizin gelecekte kaderinizi belirleyecek. Ee, ve Beşiktaş'ın e, nereye gideceğini, yani nasıl pozisyon alacağını belirleyecek. Beşiktaş öyle yani 3 yıl, 4 yıl üst üste e, bu şekilde e, çalkantılı diyeyim, bu turbulansın içerisinde duracak bir camia değil. Eee Beşiktaş her zaman başarıyı arzulayan, bunun için koşturan bir camia. Hadi ki e, Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. E, o başka bir durum. Ama Beşiktaş öyle bir durumun içerisinde değil. Beşiktaş 3 yıl önce şampiyon oldu. E, Ziraat Türkiye Kupası'nı aldı. Ön, şeyle, Önder Karaveri döneminde. Daha da ötemlisi ama son 3 yıldır Kasım-Aralık ayında havlu atıyor. Bu problem. Yani Mayıs'ta kaybedersin. Dersin ki yarıştım. Seneye üstüne koyar devam edersin. Kasım'da Aralık'ta e, yarış dışı kalmanın bedelini ödüyor. Karıştığı Beşiktaş yaşaması. başarısızlığın da sınırını geçmiş durumda ya bence. Çünkü evet. hani liderden 40 puan fark yememeli Beşiktaş. Kırmızı çizgilere geçti. Evet. Beşiktaş'ın bir an önce e, Boğaz'a e, kendi başarı hikayelerini yazacak. O mavi çizgiye geri dönmesi lazım. Abi ağzına sağlık. Beşiktaş'ı güzel özetledin. E, önümüzdeki günlerde teknik direktör adayları daha da ciddileşirse. Bu arada izleyicilerimiz merak ediyorlardır. Birçok isim konuşuluyor işte Dimaria e, Di Maria deniyor, futbolcular deniyor. Bu dönem çok fazla isim çıkacak. Beşiktaş şu anda belki transferde en çok gündem olacak, en çok transfer yapmak zorunda olan kulüp olduğu için Beşiktaş'ın ismini transferde çok duyacaksınız. Kabul ediyorum ama şunu da biliyorum ki emin olun ben çok yakın takip ediyorum. Bir iş ciddileştiği zaman hoca olsun, e, futbolcu olsun e, sadece menajerlerden çıktığı anıyla değil, e, bir kurumsal bir noktaya gelen her futbolcuyu, her şeyi burada paylaşırız. E, bunu bilin. Ama e, şunu da görmemiz lazım. Türkiye Zira Türkiye Kupası finaline odaklandığı bir ortamda yönetim transfer, hoca gündemiyle öne çıkıp takımın moralini, motivasyonunu bozmak istemiyor. O yüzden e, çıkan isimler, e, çıkan, ortaya atılan isimler, Beşiktaş yönetiminin e, verdiği ya da yönetimden sızan bilgiler değil. Genelde e, hep yakıştırmalar ne zaman başlar? Gerçek transfer dönem Beşiktaş'ta. Bu isimlerin üzerine tartışılır. Zira Türkiye Kupası kesine, kesinleştikten sonra. Yani kazandıktan ya da kaybettikten sonra netlik kazanır. Abi ağzına sağlık. Ben Bir sonraki programda görüşmek üzere. Yayınlarımızı beğeniyorsanız Haberet YouTube kanalına abone olmanızı rica ederiz. Bekleriz.